Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın bahsettiğim tişört buydu. Çok da şey, bol. Yani bol kesim, bol kalıp. Ama felaket şey, rahat. Tavsiye ederim arkadaşlar. Fenerium'dan bayağı bir ürün aldık. Her zaman olduğu gibi. Ve bunu tavsiye ederim. Yani çok yumuşak. Pijama gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, futbolda ara transfer dönemi 5 Mart pazar günü sona erecek. Birçok kişinin kafasındaki soru şu: Fenerbahçe transfer yapacak mı? Bak Mustafa'cığım, canım benim. Eğer yapmayacaksa taraftarlara da söyle bak. Kimseyi umutlandırma diyenler de var. Şimdi Jesus gidecek mi? Valencia gidecek mi? Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Felek Öçin? Bu ne ya? Böyle sorum olur. Şimdi birçok soru işareti var. Ben şunu söyleyeyim. Kısa, öz, net. Sol bek alındı. Stoper alındı. Şu an için takım yeterli. Ancak gücümüze güç katacak. Ekstra bir şey sağlayacak. As oynayacak. Kanatları yedekleyecek bir isim varsa alınabilir. Yoksa hiç boşuna uğraşmayın, yaza bırakalım diyor. Ya da gelecek senenin transferini şimdiden yapalım, yazın gelsin diyor. Bilginiz olsun. Yani öz olarak bu. Ve transferler zaten, Fenerbahçe transferleri Jesus'un isteği doğrultusunda yapılıyor. Görüşmeler bu istekle yapılıyor. Ha, fırsat transferi olursa arkadaşlar, neden olmasın? Avrupa'da birçok takım birçok şeyi göndermek istiyor. Bu arada Beşiktaş'la ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Tribünleri, ya Beşiktaş tribünleri depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya attılar. Bundan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya Spor maçında ısınma sırasında adalesinden sakatlanan Raşit Gezzal da 2 hafta daha sahalardan uzak kalacakmış. Ben bilirim bunun ne olacağını. Ben bunu söyledim Gezzal sakatlandığında. Dediniz ki hocam felaket tellallığı yapma dediniz. O yüzden konuşmuyorum. Ama bana soracak olursanız, geçmiş olsun Beşiktaş'a. Monaco 6 ayın peşinde. Fransız devi Monaco, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek 6 ay bayındırı istiyormuş. Haberler bu yönde, bu şekilde. Ve Fransız basını 6 ay bayındır için flash bir iddia ortaya atmış. Jeunesse Footyacht'ta yer alan habere göre Monaco 6 ayı gündemine almış. Alabilir, normal, doğrudur. Alman kaleci Nübel'le yollarını ayırmaya hazırlanıyormuş ve sezon sonu sözleşmesi biterse, boşa çıkarsa 6 ayı almak istiyorlarmış. Hatta sportif direktörleri de direkt olarak devreye girmiş. Şimdi Avrupa'da transfer pazarı kapalı ve haliyle alacak olsalar da sezon sonu alacakları. 24 yaşında kaleci bu sezon 33 maçta görev aldı, 13 maçta gol yemedi diye biliyorum. Tam istatistiği bilmiyorum. Bu arada Konyaspor maçında bir şey demiştim ya, o da gerçekleşti. Bak o da aklıma gelmişken söyleyeyim. Sonuçta bazen de şey yapalım, yani yalandan da olsa övünelim. Konya maçında ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünmüyorum demiştim. Hakikaten de yemedi takım. İyi de oldu. Gol yemeden maçlar kazanmak moralleri yükseltir. Rebiç. Herkes bana bunu soruyor. Fenerbahçe'den Rebiç hamlesi. Şimdi Fenerbahçe Milan forması giyen Ante Rebic'in şartlarını sordu. İşte detaylar. A Spor'un haberine göre, Hırvat futbol hocam, A Spor'sa direkt yalandır geç. Hırvat futbolcunun transferi için Fenerbahçe Milan'la temasa geçiyor. A Spor'a göre ve Rebic'in şartları soruluyor. İşin komiği ne biliyor musunuz? İşin komiği şu: Fenerbahçe bu transferi kiralama seçeneğini falan düşünmeden direkt bonservisiyle almak istediğini belirtmiş. Ya bu sezon 21 maçta toplam süre almış. Ve 7'sine ilk 11'de başlamış. 3 gol 2 asistlik performans sergilemiş. Hani merak ediyorum, acaba bu kadar düşük performans sergileyip de Fenerbahçe'nin direkt bonservisini alacağız demesinin sebebini merak ediyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Ve yabancı kontenjanı hocam, o da kolay. Ezgi Can Aliosk ile yollar ayrılabilirmiş. A Spor onu yazıyormuş. Sezon başından kiralık gelen Makedon futbolcunun istenen performansı göstermemesi Rebic transfer girişimi nedeniyle de sözleşmesi feshedilebilirmiş.
Yani Rebic'i transfer ettik. Alioski'yi de feshettik. Yani onu yaparken onu da yaptık ve kimse de çakmadı. Çok akıllıyız. Maşallah bize. Aferin bize. Ben size bir şey söyleyeyim. Yurt dışındaki arkadaşlar şunu söylüyor. Fenerbahçe, ben Rebic'in yalan olduğunu, hani külliyen yalan olduğunu söyledim. Ancak Rebic'le ilgili bir kardeşim şunu söyledi. Yalan olduğuna inanmazlarsa dedi. Rebic'in menajerine söyle, o zaman inanırlar yalan olduğuna dedi. İnanın ben bilmiyorum, ben de şu anda bakıyorum. Yani Rebic'in menajerine söyle, yalan olduğuna inanırlar diyor. Lian Sports Group arkadaşlar. Rebic'in menajeri. Lian Sports hatırladınız mı? Yok. Nerede hatırlayacaksınız? Bunu bir araştırsanız arkadaşlar. Bu Lian Sports'u. Şimdi burada çok enteresan isimler var. Mesela Pjanic, Seferovic. Anladınız mı? Marco Roy var. Bir dönem biz alacaktık. Hayradinovic. Yani anlayacağınız türde söyleyeyim, biraz ki birilerine kitleyecek şey arayanlar. Yani enteresan bir menajerlik şirketi. Biz buradan bir şey almayız. Burada bazı isimler de var. Mesela Sarri'nin falan şeyi burası. Oraya da danışmanlık yapıyorlar da. Biz burayla çok iş yapmayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani Adem Laiş falan böyle para kazanacak. Hani söğüş, böyle söğüşçü türdeki bazı futbolcuların da şeyi olduğu için zaten beklemeyin. Ama menajerine söyle, onlar anlar dediler. Bilmiyorum ne anladıysanız siz bilirsiniz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, Avrupa'da çok değişik topçular var. Ne bileyim, Osasuna'da, Villarreal'de, Sao Paulo'da, Twente'de falan. Ne topçular var. Ama bizim spor medyası ne yapıyor? Tanıdığı 3 tane 5 tane futbolcu var. Hadi bakalım. Bunları övelim. Bunları Fenerbahçe'nin adını yazalım. Mesela Di Maria. Ne oldu? Galatasaray'a geliyordu Di Maria. Ben yalan söylüyorlar. Amaçları ortalığı karıştırmak işte. Fenerbahçe'ye bakın başarısız diye. Ortalığı karıştırmak diye. Ne oldu? Mesela merak ediyorum. Alacaklar mı? Yok. Alamayacaklar arkadaşlar. O da şey de. Bizim spor medyasını bildiği Di Maria falan işte. Başkasını bilmiyorlar. Sonra diyorlar ki kulüplerin niye bu kadar borcu var? Ya Di Maria'yı alsan sana belki bu sezonu kazandırır. Belki Süper Lig'i kazandırır. Şimdi Galatasaray'a bir şey söyleyeceğim. Zaniolo'yu aldı, yere göğe sığdıramıyorsunuz. Okey. Satamadığını düşünün. Alıp satamadın. Lan altı üstü dandik. Dandik Süper Lig'i kazanacak. 6 milyon euro falan para kazanacak. 6 milyon euro sadece dandik Süper Lig. Fenerbahçe belki sadece ve sadece ve sadece Altay Bayındır'ın ya şey Atilla Salahin'in transferine belki sadece Atilla Salahin'in 15 milyon euro para kaldıracak. Bir şeyleri düşünmek lazım. Evet ben de şampiyonluk istiyorum. Evet ben de kupa başarısı istiyorum ama bazı engelleri de aşamıyorsun. Onu da söyleyeyim. Yani bu Rebiç olayı, palavra. Alioski'nin gitmesi, Alioski'yi gönderemedik. Onu da söyleyeyim. Ha, ben başka bir şey söyleyeceğim. Lucas Moura iptal miptal değil. Uğraşılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Lucas Moura için hala uğraşılıyor ve en önemli, en öndeki adaylardan birisi. Haberiniz olsun. Hocam gelir mi? Gelmez mi? Bak şunu söyleyeyim. Ya da kompakt söyleyeyim. Fenerbahçe Hakim Ziyech'i istedi. Sercan Hamzoğlu şunu söylüyor. Fenerbahçe Hakim Ziyech'i istedi fakat oyuncu Türkiye'ye gelmek istemedi diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Sorayım. Ve bu soruma cevap verin. Bu soruma cevabı beğeniyle ya da abone olarak verin. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir senaryoda yazın hem Lucas Moura'yı hem Hakim Ziyech'i Fenerbahçe getirirse. Bakın Fenerbahçe iki tane yıldız getirdi diyecek misiniz, demeyecek misiniz? Soru çok basit. Fenerbahçe şampiyon olacak inşallah. Yazın hem Hakim Ziyech hem Lucas Moura gelecek. Biri bir kanatta, biri bir kanatta ya da Hakim Ziyech 10 numara pozisyonunda. Ya da şöyle söyleyeyim.
4-2-3-1 gibi bir taktik düşünün. Orta ikiliden ilerisini söylüyorum. Sağda Hakim Ziyech, solda Lucas Moura, 10 numarada Arda Güler, forvette de hani Valencia olur, ne bileyim Musa Dembele olur, artık kim gelirse. Böyle bir kadroda evet Fenerbahçe'nin kanatları yıldız, forveti yıldız, 10 numarası yıldız diyecek misiniz? Hani formanın arkasına isim yazdırmayı çok kafaya takıyorsunuz ya, ondan dolayı soruyorum. Kabul ediyor musunuz? Bu ikisini yıldız kabul ediyor musunuz? Yani bu ikisi gelirse yıldız diyor musunuz? Mesela ben şunu söyleyeyim. Nuamah ismi patlamaya hazır bomba. Fenerbahçe diyecek ki Rossi'yi sattım. İstemiyorum, sattım. 10 milyon euroya sattım. Lucas Moura'yı bedava getirdim. Nuamah'ı da 4,5 milyon euroya getirdim. Benim sol kanat ikilim Lucas Moura ve Nuamah dese. Rossi'yi çok seven, beğenen bir isim olarak şunu söylüyorum. 500 kat sevinirim. 500 kere sevinirim. 10 milyona Rossi satıldı derim, 4,5'a bu alındı. 5,5 milyon euro para cepte kaldı. Lucas Moura, Lucas Moura tutmasa bile, söğüşçü çıksa bile arkasındaki çocuk iyi derim. Hakim Ziyech de sağ kanada. Hani ben 6,5 milyon euro diyorum. O 6,5'un üstünde de duruyorum. Israrla duruyorum 6,5'un. Hocam adamlar Paris Saint-Germain'e satmamış. Sana 6,5'a mı satar? Yazında Batshuayi'yi ona buna satıyorlardı. Batshuayi'yi iptal ettikleri takım bizden daha fazla bonservis veriyordu arkadaşlar. Aldık diyelim 6,5'a. 6,5'a Hakim Ziyech. 4,5'a Nuamah. Lucas Moura bedava. 11 milyon euro harcadık diyelim. Ona da Rossi'yi sattık. Kabul müsünüz? Var mı enteresanlık? Ben şunu söylüyorum. Israrla söylüyorum. Şiddetle söylüyorum. Hani kanala üye olun dediğim zaman sen toplayacağın paranın derdindesin diyorsunuz ama bence üyeliğinizi sürdürün. 15 liralık zaten üyelik. Aylık 15 lira. Şubat bitti zaten. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'da transfer sezonu başlıyor. Mart, Nisan'da hazırlık başlar. Mayıs'ta transferler netleşir, imzalar bile atılır ama tabii söylenmez. Haziran ayında da açıklamalar yapılmaya başlanır. Benden size tavsiye. Vakti gelen üyeliğinizi alın, yerinizi kapın. Çünkü yaza buralar çok hareketlenecek. Arkadaşlar ben şimdiden size bir şey söyleyeyim. Transfer sezonu başlamadan Ekim ayında dedim ki Fenerbahçe devre arasında 2'den aşağı futbolcu alırsa beni asın. O kadar eminim. Kesinlikle eminim. 2'den aşağı futbolcu almayacak. Ha, gidenlerde en az 4 kişi bekliyorum dedim. Ve 2'den aşağı futbolcu almayacak dediğim ortamda bunlar kimseyi alamaz, bunlar kimseyi beceremez diyorlardı. Şimdi diyorum Lucas Moura ikna edilirse bu devre arası transfer döneminde gelebilir. Ama ikna edilemese yazın Fenerbahçe'nin en az 8 transferini bekliyorum. 8 as takım transferi. Yani A takım için en az 8 transferi bekliyorum. Yaklaşık bir 13-14 tane de giden bekliyorum. Yani 22 kişilik bir sirkülasyon bekliyorum. Bunu 28 Şubat itibariyle söylüyorum. Bakın 8 gelen 14 giden minimum sayılar bunlar. Şimdiden söylüyorum. Notunuzu alın. Zamanı geldi ne diyeceksiniz? Hoca hani 8 kişiydi diyeceksiniz. Ben diyeceğim ki evet 8. Mustafa Hoca sözünden denmez. Hatırlatırım. Tamam. Hocam şimdi ben anlamadım. Hakim Ziyech geliyor mu? Anterebiç gelmiyor. Beklemeyin. Lucas Moura gelebilir. Bu transfer döneminde gelebilir. Hakim Ziyech'le birlikte yaz transfer döneminde gelebilir. Hocam bize bırakmazlar. Paris Saint-Germain şöyle yaptıydı, böyle yaptıydı. Vallahi yaza kim öyle kim kala ama damardan, el altından çok görüşmeler yapılıyor. Ben bu kadarını söyleyebilirim. İnşallah sizler de abone olup videoyu beğenip desteklerinizle karşı cevap vermiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.